Özellikle sosyal medyada, ama gerçek hayatta öyle bir şey oluyor mu olmuyor mu orasını bilmem. Yani diyelim ki sizin işte 33 tane akrabanızı devlet öldürsün. Ondan sonra hiç öldürenler hakkında dava açmasın, kimseyi hapiste atmasın. Ondan sonra siz de kalkıp bir şey Türkiye diyeceksiniz. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Orta Doğu'da işler giderek kızıştı. Tam bir savaşa doğru gidiyor. Lübnan İsrail'e ve İsrail Lübnan'a girdi. İran karşı atak yaparak İsrail'i füzelerle bombaladı. Türkiye'de Millet Meclisi açıldı. Şimdiye kadar demlilere terörist diyen Devlet Bahçeli demlileri iyi karşıladı ve tokalaştılar. Bu Türkiye basınında şu anda tartışılıyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da bu durum nereye kadar gider? Neler yapılmalıdır? Kim ne yapmalıdır? Bu konuları tartışmak istiyorum. Abdurrahim Bey'de belki de önemli gelişmeler var. Acaba önce kendileri ne düşünüyor bu ortada daha yaygınlaşan savaş konusunda? Bir ses var Abdurrahim Bey'de ama maalesef engelleyemeyiz. Sorunlu bir yerde yayın yapıyor. Onun için herhalde sesli müziği bastıracak. Buyurun Abdurrahim Bey. Evet, Orta Doğu. Evet değerli dostlar, ben yolda olmam hesabıyla bir yol güzergahında bir yerde yayına katılım gösterdik. Bundan dolayı ortamda müzik var, müzik sesi kısalım dedik ama maalesef işletme sahibi bu konuda gereken tavrı gösterdi. Yapabilecek bir şey yok. Selim abinin bir girizgahı oldu. Biz daha önceki programlarda bazı mizansenler anlatmaya çalıştık. O mizansenler çerçevesinde bugün bir bir haklılık payımız ortaya çıktı. Bazı dostlar bize AK Parti'nin sözcüsü, bazıları tırşıkçı, bazıları bilmem ne ithamlarında bulundu. Hepsini sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İthamları başım gözüm üstüne. Problem değil. Sadece şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. İsrail Siyonizminin hesabı bugüne has bir hesap değildir. Yüzyıllardır, belki de bin yıllardır belli bir coğrafyayı kendilerine kutsal topraklar olarak, vaat edilmiş kutsal topraklar olarak strateji anlamda önüne koymuş bir hedefleri vardır. Bu kutsal toprakların sınırları da daha önce de bir yayında söyledim. Arkadaşlarım bazıları bana farklı ithamlarda bulundu. Nil ile Fırat Havzası arasında geniş bir coğrafyanın kendilerine kutsal topraklar olarak vaat edildiğini iddia ederler ve bütün savaşımları, bütün şeyleri bu minval üzere, bu çerçevede stratejilerini geliştirmeye çalışırlar. Tabii ilk önce Filistinlerin bulunduğu coğrafyayı kan gölüne çevirme, akabinde Lübnan, Suriye ve Irak ve en nihayetinde de Türkiye hedefleniyor. Yani Türkiye burada kadar hedefleniyor. Siyonizmin hesapları bu. Bu konuda Selim abinin söylediklerine de döneceğim ama bu mizanseni, bu portreyi biraz anlatmam lazım. Bu konuda Orta Doğu'daki bu denklemi bozabilecek neredeyse tek aktör
Amerika Birleşik Devletleri ya da İran ya da Abdurrahim Samavi, İsrail'in Nil ve Fırat ile Dicle arasındaki toprakların İsrail için kutsal topraklar olduğunu söylüyordu. Bu Türkiye'nin korkusudur. Evet. Görüntü var mı abi? Yani sesiniz geliyor, görüntü de var. Buyurun. Biraz bende problem var. Görüntü varsa ben konuşmaya devam edeyim. Devam edin, buyurun. Evet, şimdi bu Orta Doğu'daki, bu coğrafyadaki bu denklemi bozabilecek, daha doğrusu hesapları alt üst edebilecek en önemli aktör ne İran'dır, ne ABD'dir. Abi birisini düşürmeniz lazım. Evet. Değerli seyirciler, gördüğünüz gibi Türkiye'de ben televizyonları sürekli izliyorum. Hepsi böyle diyor. Fırat ile Dicle arasında, onu Kürdistan ismini kullanmadıkları için Fırat ile Dicle arasında söylüyorlar. Yok, eti 3-4 tane yok. Bunun hepsini çıkması lazım. Evet, Fırat ile Dicle arasındaki topraklar dedikleri Kürdistan'dır. Bildiğiniz gibi Kürdistan'da bugün Rojava Kürdistan'ında 100 bine yakın bir silahlı Kürt birlikleri var. Güney Kürdistan'da da 200-250 bine yakın Peşmerge birlikleri var. Ve Kürdistan İran'la Türkiye'nin sömürgesidir. İsrail'in İran'a müdahalesiyle birlikte Kürdistan'ın korunacağından korkuyorlar. Onun için bunu işte İsrail'in yayılmacı falan filan hikayelerini uyduruyorlar. Kürdistan korunacak, bunu söyleyemiyorlar. İran Cumhurbaşkanlığı Başkanı geçenlerde açıkça söyledi. Dedi İran'a müdahale ederlerse Kürdistan korunacak, Azerbaycan devleti korunacak, Belucistan korunacak. Ha, Türkler bunu açıkça söylemiyorlar. İsrail'in Hazreti Davud dönemindeki söylencelere dayanarak bu işi örtmeye çalışıyorlar. Şimdi diyelim ki Türklerin böyle bir korkusu var. İran'ın da böyle bir korkusu var. Biz korkularını anlıyoruz. Onlara söyleyeceğimiz şey şudur. Siz bu korkularınızı nasıl giderebilirsiniz? Biz ilacını söyleyelim. İlacı şudur. Meclisiniz çalışıyor, hem sizin... Ha, buyurun. Evet, bir nebze sizi duydum. Evet. Ben demin bir... Evet, tabii aynı konuda, aynı fikirde değiliz. Onu da söyleyeyim. Evet, Kürdistan'ı hiçbir zaman söyleyin, Kürdistan'ı hiçbir zaman İsrailiyat zihniyeti kurdurtmaz. Hiçbir zaman kurdurtmaz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Siyonizm hiçbir zaman Kürdistan Cumhuriyeti'ni ya da Kürdistan coğrafyasının özgür, bağımsız bir ülke olmasına müsaade etmez. Bunu tarih asla müsaade etmez. Şimdi abi ben bu kavganın içerisinde bu yayını sürdürmek istemiyorum. Benim topluma verebilecek bir mesajlarım vardır. Eğer izin verirseniz bu mesajları acizane bazı cümlelerle... Siz mesajlarınızı verirken ondan sonra ben de mesajlarımı vereceğim abi. Bu şey değil ki. Abi siz bilirsiniz. Yani ben siz tamamen susun, mesaj vermeyin demiyorum. Yok. Ben o konuda şey yok demiyorum yani. Ben aynen. Ama siz özgür bir biçimde mesajlarınızı verin. Ben de en özgür bir biçimde veririm. Evet. Şimdi netice itibariyle bu algılar çerçevesinde bazı arkadaşlar bunun arz-ı mevdut coğrafyası ya da arz-ı mevdut tezinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin algı tezi olduğunu söylüyorlar. Değerli dostlar, ben sadece şunu söyleyeyim. İsrail'in ve Batı'nın
Salahaddin Eyyubi'nin torunlarından intikam alma projesi 1. Dünya Savaşı'nda zaten gerçekleşti. Yüzyıllarca değil, bin yıllarca beraber yaşadıkları Arap, Fars, Türk kardeşlerinin hukla boyundurukları altına konuldular. Bunu bilmeyecek, görmeyecek kadar saf olmamak lazım. Bu Salahaddin Eyyubi'nin intikamını almaktan öte bir şey değildi. Bu aslan yürekli Richard'ı dize getiren Kürt komutanın, Kürt liderin torunlarından intikamını almaktan başka bir şey değildi. İsrail bu handik, bu projesini gerçekleştirmek için Kürtleri şu anda kukla olarak kullanmak isteyecektir. Ben daha önceki programlarda Ekim'in, Eylül'ün sonu ya da Ekim'in başında Öcalan'dan bazı haberler gelebileceğini ve net bazı mesajlar kamuoyuyla paylaşılabileceğini söylemiştim. Bugün yarını bekleyin. Görüşmeler yapıldı. Onun altını çizeyim. Görüşmeler yapıldı. Ve Öcalan'ın özellikle kendisini dinleyebilecek kitlesinin ABD ile İsrail ile değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bazı kriterler çerçevesinde birlikte hareket etme noktasında net talimatları kamuoyuyla paylaşılması an meselesidir. Bunu siz tavsiye edersiniz, etmezsiniz bilmiyorum artık. Bu yani tamamen o kitlenin kabul edebileceği ya da etmeyeceği bir şeydir. Yani benim şeyim değildi. Bendeki bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Yani buyurun, hangi kriterleri de söyledi mi? Hangi kriterler çerçevesinde Türkiye ile birlikte? O kriterleri yakında yetkili ve etkili eğer ortak karar çıkarsa kamuoyuna net bir şekilde resmi anlamda açıklanması yapılır. Ben sadece bu çerçevede bu kadarını söyleyeyim. Bir iki gün içerisinde bu konuda en fazla önümüzdeki haftaya kadar bu konuda net açıklamalar dünya kamuoyuyla paylaşılır. Sadece şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu çok iyi biliyor ve bilmek zorunda. Kürt aktörü, Kürt faktörü, Kürt olgusu kazanılmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve İran ve Irak ve ya da bilmem Orta Doğu'daki hiçbir güç İsrail'le baş etmez. Kürtleri ben demin konuşmamın yayın kesilmeden önce konuşmamın içeriğinde aslında onu söylemeye çalışıyordum. Orta Doğu denkleminin seyrini değiştirebilecek ABD veya İran değildir. Sadece ve sadece Kürtlerdir. Kürtlerin ortak aklı oluşturma ve kendi hukukunu koruma çerçevesinde, varlığını koruma çerçevesinde saf tutma şartıyla Orta Doğu denkleminin çehresi değişir. Kürtler demin arkadaşların söylediği gibi işte İsrailiyatın yok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin algısıdır. Ya algısı değil, bu bir hakikattir. Ama Kürtler bu noktadan, durumdan vazife çıkartıp mevzi kazanma zorunluluğu ve sorumluluğu da vardır. Ben bunu bir Kürt olarak söylüyorum. Fırsattan bu coğrafyanın kan gölüne dönüştüğü bu günlerde fırsatı iyi kullanıp ortak akıl çerçevesinde mesafe almak zorundadır. Ama yer alacağı mevziyi de çok iyi tespit etmek zorundadır. Bunu sadece bir PKK, YPG ya da sadece Barzani ya da sadece Talabani'yi kastetmiyorum. Bütün bir Kürtler yek vücut olarak bu mevziyi almak zorundadırlar. Ve saflarını belirlemek zorundadır. Ben acizane bunu söylemeye çalışıyorum. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin farklı mesajları vardır. Hiç kimse şunu beklemiyordu. Daha önceki yayınlarda bazı mesajlar verdim. Yorum yapan bazı arkadaşlar benimle alay ediyordu. Ama salı günü açılan mecliste Devlet Bahçeli'nin kalkıp, koltuğundan kalkıp demlileri selamlaması, onlara güzel temennilerde bulunması tarihi anlamda bir jesttir. Bunu küçümsemeyin. Ya da CHP'nin bugün Cumhurbaşkanlığı salonuna girerken Cumhurbaşkanlığı ayakta alkışlaması, karşılaması başka bir mesajdır. Bu mesajları Kürtlerin, Kürt aydınlarının iyi düşünmesi lazım. İyi düşünmesi lazım. Yani Tekrar biz... Evet.
Şimdi Keke Abdurrahim, yani şunu mu yani biliyorsun, daha önceki haftalarda siz dediniz ki yani bizim televizyonda ya bu ayın sonunda ya da gelecek ayın başında Öcalan kamuoyuna tarihi bir açıklama yapacak. Şimdi evet. Siz bugün diyorsunuz ki bu konuda görüşme yapılmış, hatta Öcalan'ın mesajı özet olarak Amerika ile İsrail ile birlikte Kürtler hareket etmesin, Türkiye ile İran'la ve Orta Doğu güçlerle birlikte hareket etsin mesajı nettir diyorsunuz. Ama gerisi önümüzdeki günlerde açıklanacak mı diyorsunuz? Evet, önümüzdeki birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Yani bu süreç daha da netleşir. Daha önceki yayınlarımızda şunu söylüyorduk. Hiç kimse resmi bir dilekçeyle görüşme talebinde bulunmadığı tezimiz vardı. Gerçekten öyle bir şey yoktu. Ama şu anda bu görüşme bir şekilde gerçekleşti. Bu görüşmeler gerçekleşti. Çünkü bir görüşme değil, birkaç kez üst üste günlerdir görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisi var bizde. Bu görüşmeler gerçekleşti. Bu görüşmelerin sonucu da tabiri caizse taraflarca iyi bir kritize edilerek kamuoyuyla paylaşmaya çalışılacak. Çünkü görüşmelerde verilecek olan mesajların tabiri caizse havada kalmaması lazım. Gidip görüşenler dilekçeleri verdiler, dilekçeleri kabul oldu. Ona göre mi görüştüler? Yok, dilekçe verip görüşmek isteyenler görüşmedi. Başka kesimler görüştü. Yani o cenah görüşmedi maalesef. Yani öyle bir dilekçe. Evet. Yani dilekçe verme tenezzülünde kimse bulunmadı ki. Yani o hani bu olayı manipüle etmek isteyen çevreler dilekçe vermekten imtina ettiler. Başta Ömer Öcalan dahil olmak üzere hala dilekçesini vermiş değil yani. Cak cak bağırıyor. Biz görüşemiyoruz. 37 yaşına geldim. Şu oldu, bu oldu. Duygusal sömürü yapıyor. Eyvallah. Ama resmi bir dilekçe vermekten imtina ediyor. Peki yani Öcalan diyelim ki yarın açıklandı, denildi ki Öcalan diyor ki Türkiye yani Amerika ile İsrail ile beraber hareket etmeyin, Türkiye ile İran ile beraber hareket edin. Diyelim bu açıklama hükümet çevreleri tarafından yapıldı. Bu İstanbul'daki açıklama gibi olmayacak mı? Ya şimdi eleştirebilirsiniz, şu edebilirsiniz, tavuk koyabilirsiniz. Ne kadar inandırıcı olur yani? Yani şimdi o inandırıcı olmaktan ziyade... Derler Öcalan söylememiş. Yok, o konuda kimsenin endişesi olmaz. Öcalan'ın söyleyip söylemediği noktasında kimsenin endişesi olmaz. Bu birincisi. İkincisi, Öcalan'ın söylemi sadece bu değildir. Yani Orta Doğu halklarının kendi özgür iradelerini ortaya koyarak adil bir zeminde bir birliktelik çerçevesinde, daha fazla detaya girmek istemiyorum, bir birliktelik çerçevesinde emperyalizme kafa tutabilecek bir güç haline gelen tezini ortaya koyuyor. Bu çerçevede bir yaklaşım olacak diye düşünüyoruz. Şimdi Abdurrahim Bey, bak ben sizin düşüncelerinizi veya işte bizim seyircilerimizin sizin düşünceleri anlamaması mümkün değil. Yani siz diyorsunuz ki İsrail devleti Hazreti Davud'dan beri Nil Nehri ile Fırat ve Tigris arasındaki toprakları kutsal topraklar olarak kabul etmiş. Şimdi işte Filistinlileri vurarak, ardından Lübnan'a girerek, ardından İran'ı da vurarak bu topraklara sahip olmak istiyor. Buna karşı ise yani İran'dır, Türkiye'dir, Irak'tır, Suriye'dir. Tabii İsrail'in arkasında da bir de emperyalizm var. Bunlara karşı bir mücadele verilmesi gerekir. Tabii Kürtlerin de yani adilane sorunları hal olması lazım. Şimdi bunu bu şekilde anladım. Fakat eğer müsaade ediyorsan ben bak görüşlerimi söylüyorum. Şimdi
Hepimiz biliyoruz Orta Doğu'da iki tane sorun var. Bir Kürdistan sorunu, iki Filistin sorunu. Bu sorun yüzyılların getirdiği sorunlardır. Kürdistan sorunu Filistin sorunundan 50 kat daha büyük bir sorundur. Şimdi İsrail Filistinlilerle savaşıyor, Lübnan'da savaşıyor, topraklarını genişletmek istiyor. Şimdi İran biliyorsun şey örgütler kurmuş, kendisine bağlı örgütler kurmuş, Orta Doğu'da bir kalan olmak istiyor. İran'da bir çatışma girmiş. Ben İsrail'in Türkiye'yle bir savaş açacağına inanmıyorum. Fakat dediğim gibi Türkiye'nin korkusu, İran'ın korkusu ki İran Cumhurbaşkanı açık söyledi. Dedi İran'ı parçalayacaklar. Kürdistan kurulacak, Azerbaycan devleti kurulacak, Belirlistan kurulacak. Türkiye açık şunu söylemiyor. İran'a müdahale edilirse işte Suriye Kürdistan'ı ve Güney Kürdistan veya bizim Kürtler zaten yeterince baskı yapmışız. Bize karşı gelecek bir potansiyel var. Bunlar ayaklanabilir. Böyle bir korku var. Ben illahi demiyorum ki biz Amerika'yı şeyi destekleyelim demiyorum. Ben diyorum ki hem İran'a diyorum hem de Türkiye'ye diyorum. Bu korkunuzdan kurtulmanın yolu şudur. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışıyor, İran Meclisi de çalışıyor. Toplayın meclisinizi, Kürtlerin hakkı yıllarca gasp edilen bütün ulusal haklarını temsil edin. Kürtlerle sizin aranızda bir sorun olmaz, İsrail'de bir şey yapamaz. Fakat Mustafa Kemal dönemindeki gibi yuvarlak laflar. İşte biz emperyalizme karşı birleşelim. Hayır ben emperyalizme karşı birleşmiyorum. Sen bana ne vereceksin? Biz kardeşiz. Hayır biz kardeş değiliz. Sen bana hep kalleşlik yaptın. Arkadan beni hançerledin. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp veya İran Meclisi toplanıp Kürtlerin haklarını verse, ulusal haklarını verse, eğer Kürt buna rağmen yok, ben İsrail'den yardım isterim, ben Amerika'dan yardım isterim derse, o zaman Türklerin yok bize ihanet ettiler falan filan şey değil. Hep biz ihanete uğramışız. Ve önce Selim abi. Haklarımızın Selim abi. Bir dakika bitireyim. Haklarımızın Türkiye bir kanuni anayasal olarak her ortaya çıkmadan bu haliyle İsrail İran'ı da vursa, Türkiye'yi de vursa bizim yapacağımız en iyi şey alkışlamak. Çünkü yıllarca bize düşmanlık yapanlar vurmuyor. Selim abi bir şey söyleyeyim bakın. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani çok özür dilerim. Kürtler ve Kürt aydınları şunu görmemezlikten geliyorlar. Neyi? İsrail zihniyeti, ideologları, siyasetçileri, bilim insanları, yeryüzünde tek kutsal ırk biziz, geri kalan bizim hizmetkarımızdır tezini yüzyıllardır söyleyip duruyorlar. Yapmayın Allah için ya. Ya yapmayın bunlarla. Türk aydınları, Türk entelektüelleri yeryüzünün en kutsalı biziz. Bizim dışımızda biz herkesi hayvan gibi kullanırız. Bunu yapıyoruz. İşte ben orada da araya gireyim. Onu söyleyen de İsrail'in uzantısı olan yavşaklardır, uşaklardır. Ya tamam. Ya onu söyleyen Türk aydınları Bahçeli, da. Bahçeli daha düne kadar orada herkesi terörist görüyordu. İsrail Lübnan'a gelince niye ayağına gidiyor? Yeni mi aklına geldi? Doğru söylüyorsun. Yapsaydı. Önceden deseydi. Bu mantık değildir Selim abi. Yani önceden yapsaydı yarın öbür gün Kürtlere yasal ve anayasal birçok haklar verildiği zaman da hayır biz artık İsrail'den vazgeçmeyiz. Daha zamanında verseydin mi diyeceğiz. Ya değil. Yapmayın Allah için ya. Ya bu mantık değil ya. Bu mantık değil. Hedeflerin yanına gitmesi kurdun koyunun yanına gitmesidir.
Kordon abi yapmayın ya. Yapmayın. Yani gerçekten bu mantık değil ya. Bu mantık değil. Bakın. Biz Kürtlere ne verecek? Ama bu mantık değil ki. Bu mantık değil ki yani. Bu mantık değil. Yani el uzatsan bir türlü, uzatmasan bir türlü. Yani uzatsan da kurdun koyunun yanına gitmesine benzetiyorsunuz. Bu nasıl bir mantık ya? Niye şimdi mi aklına geldi yani bunların terörist olmadığını, yeni mi kavradı? Mustafa Kemal de aynısını geldi, dedi ki biz gavura karşı gelelim, Kürtler oyuna geldi, geldi. Neticede bizi bıçakladılar, abi, boğdular, bizi azdılar. Abi ben bu mantıkla yaklaştığınız için ben affımı istiyorum. Yayını burada noktalıyorum. Hayır yani bu bir çözüm değil. Biz Kürt aydınlarına eğer bir şey öneride bulunmak istiyorsak, gerçekten bir mesaj vermek istiyorsak, gerçekten bir sülhe, bir gelecek inşa etme bir şey olmadan ne sülhü? Ne verecekler ben diyorum, ne sülhü? Ben köleliği kabul edeceğim, tamam, eyvallah. Beni dövmeyecek. Eyvallah. Eyvallah abi. Elini uzattığı zaman da kurdun koyuna yaklaştığı gibi diyeceksiniz. Evet, aynen öyle. Masaya geldikleri zaman da hile yapabilirler. Aman diyecek. Masaya gelmesinler, desinler ki biz yani kanuni olarak anayasada Kürtlerin haklarını tanısınlar, ondan sonra konuşulur. Yoksa işte biz tehlikedeyiz, gelin biz kardeşiz. Sen 100 yıldır bana her türlü şeyi yaptın, dara düşünce kardeşlik aklıma geldi. Eyvallah. Eyvallah. Söyleyecek sözüm yok Selim abi. Maalesef. Gerçekten söyleyecek sözüm yok. Benim vaktim de yoktu. Ben yolda şeyi kestim. Vallahi siz biliyorsunuz. Seyahati kestim ve ben yok yani ben gerçekten bu mantığa benim verecek bir cevabım yok. Kürtler kendilerine düşmanlık yapan, kendi şehirlerini yıkan, hapishanelerini Kürtlerle dolduran bir devletle hiçbir şey olmadan İsrail sana saldırıyor, ben gelip sana askerlik yapacağım. Böyle ahmak Kürt artık kalmamalıdır. Olay bu kadar açık. Eyvallah. Eyvallah. Hürmet ediyorum Selim abi. Ben zaten istiyorum. Ben hayırlı yayınlar, hayırlı geceler. Eyvallah. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Sayın Abdurrahim Semavi ile yaptığımız tartışmada kendisi tartışmadan çekildi. Bundan birkaç hafta önce Hani TV'ye bir öneriyle geldi. Dedi ki ben yan etki programında seninle program yapmak istiyorum. Biz Hani TV yönetimi olarak konuyu kendi aramızda tartıştık. Neticede kendisine şöyle bir cevap verdik. Dedik ki siz Hani TV'de görüşlerinizi açık, net bir biçimde izah edebilirsiniz. Biz de sizin görüşlerinize katılmadığımız yerde biz de görüşlerimizi açık ve net olarak izah ederiz. Çünkü Hani TV bütün düşüncelerin tartışılabileceği bir platformdur ve farklı düşüncelerin çatışmasıyla daha doğru düşüncelerin doğabileceğine inandığımız için bu programı kendisiyle yaptık. Fakat gördüğü gibi kendisi bugün Türkiye'de resmi görüşler, yani MHP'nin görüşleri, AKP'nin görüşleri, Kürtleri Türklere ve İranlılara yamamak isteyen insanların görüşleri doğrultusunda görüşler izah etti. Biz buna katılmadığımızı, çünkü Kürtlerin ulusal hakları tanınmadan asıl düşman, yani Kürtleri inkar eden, Kürtlere ırkçılık yapan, Kürtleri katleden devletlerin safında yer almak doğru değildir. Kürtler birkaç kere bunu yaptılar. Onun için bu haldeyiz. İsrail bugün İran'a göz dikmiş veya İran Orta Doğu'da rahat durmuyor. Rahat durmuyorsa cezasını çekecektir. Ve Orta Doğu'nun en büyük sorunu Kürdistan sorunudur. Türkiye'nin de İran'ın da korkusu budur. Aslında İsrail falan değildir.
Abdurrahim Semavi diyor ki Kürtler asıl aktör Kürtlerdir. Niye? Çünkü Kürtler dört parçaya bölünmüş sömürgedir. Bunlara müdahale sonucu Saddam'a müdahale yapıldı, Federasyon Kürdistan kuruldu. İran'a müdahale yapılırsa orada da Kürdistan korunur ve Türkiye sıranın kendisine geleceğini bilir. Onun için dindar kesime yok, kutsal İsrail'in kutsal topraklarıdır. Burası Kürdistan'dır. Burasının üzerinde Kürtler yaşıyor. Kürtler kendi bütün ulusal haklarını istiyor ve Öcalan yeniden kullanılmak istiyor. Gidilmiş, görüşülmüş. Öcalan güya işte emperyalizme karşı biz Orta Doğu'da birleşelim hikayesiyle Kürtleri kandırmaya çalışacaktır. Artık kanacak Kürt olmamalıdır. Biz kendi bütün ulusal devlet kurma hakkı dahil bütün ulusal haklarımızı istiyoruz. Biz bunu söylediğimiz için Abdurrahim Bey tartışmadan çekilmiştir. Biz de gerçekten Hani TV'de demokrasi vardır. İsteyen kişi görüşlerini söyler ama karşılığını da alır. Dolayısıyla kendisi tartışmadan çekilmiştir. Ben kendi yani söz hakkını sonuna kadar ona tanıdım, kullanmasını istedim. Fakat kendisi tartışmadan çekilmiştir. Dolayısıyla bizi izleyenler hem onun düşüncelerini hem de bizim düşüncelerimizi anlamış oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Özellikle sosyal medyada ama gerçek hayatta öyle bir şey oluyor mu olmuyor mu orasını bilmem. Yani diyelim ki sizin işte 33 tane akrabanızı devlet öldürsün. Ondan sonra hiç öldürenler hakkında dava açmasın, kimseyi hapiste atmasın. Ondan sonra siz de kalkıp bir şey Türkiye diyeceksiniz.